İşçime diyorum. Adam olacaksınız. Ben Serkan Yılmaz. Çocukluktan beri diğer bütün karikatüristler gibi ben de çiziyordum. Yani eve Gırgır dergisi giriyordu, diğer dergiler giriyordu. Onlara baka baka çizmeye başladım. Hatta bir derginin ismini şu an hatırlayamayacağım. Pişmiş Kelle'ydi galiba. Ya da HBR Maymun. Onlardan bir tanesini göndermiştim, bir tane yayınlanmıştı ve onun için bana posta çeki gelmişti. Ve o posta çeki böyle hani Ankara'da bir çocuksun ve sana posta çekiyle bir para geliyor ve o böyle bir güzel hissettirmişti ama sonra araya hayat girdi. Başka meslekler, okul, askerlik falan derken askerden sonra ben ya şu hayalimin peşine bir düşeyim dedim ve bir karikatür çizdim. İşte Penguin dergisine götürdüm. Emre Hablak bakıyordu o zamanlar amatörlere. Emre Hablak yıllardır okuduğum adam benim karikatürlerime gülünce bir anda böyle lan acaba mı dedim kendime, hani Emre Hablak karikatürüme güldü filan. Sonra bize o bayağı öğretti de hani nasıl olur nasıl eder diye. Ben de normal artık yaptığım işi bırakıp karikatürist olmaya karar verip cuma günleri yapılan amatör günlerine katılmaya başladım. Sonra da işte önce bir Fermuar dergisinde bir yıl kadar çizdim, işte bir köşem oldu. Sonra da Penguin dergisinde bir 10 yıl kadar çizdim. Dudullu postası, ben o dönem Dudullu'da oturuyordum ve bir Penguin dergisinde çiziyordum. Saçım uzundu, parkam vardı, işte sanatçı çantam vardı ama çevre tarafından birazcık böyle hani deli mi acaba bu gibi bir tavırla, herkes tarafından değil ama birkaç komşu tarafından görülmüştü ve Aslın Velioğlu karakteri biraz öyle çıktı. Yani hani şey, o böyle okuyup, edip, öğrenip topluma bir şeyler göstermeye çalışan bir karakter ama dışarıda onu deli zannediyorlar. O da biraz deli de gerçekten. Hani çok da aklı selim de diyemeyiz kendisine. Ve o karakter öyle çıktı ve yıllarca çizdim. Ben çocukken elektronikçide ilk çalışmaya başladığımda elektronların nasıl da bir şey yaptığını küçük işte o çıraklar için devreler kitabından bir hani yazı tura devresinden anlamıştım. Bir şeyi anladığın zaman hoşnutlanmaya başlıyorsun. Bizim eğitim sistemimizin biraz problemi insanlara anlatmadan zorlayarak ezberletmek olduğundan okul çok sıkıcı bir şey oluyor. Ben saçma sapan bir sürü şeyler, bisiklet yaptım, işte pamuk şeker makinesi falan yaptım. Hani hepsinin böyle basit bir tekniği var. Çok yapılmaz bir şey değil ama amacım şey değil. Ben her şeyi yaparım görüyor musunuz falan diye zaten ellerin yapamaz öyle. Hani şey olur, bir yerden sonra olmaz yani. Kolay öğrenmenin yolunu öğrendim. Bir de kolay öğretmenin yolunu öğrendim. Aslında ruhsal olarak bir şeyi yapmanın ya öğrenmenin yolu kendinize bir hoca, usta bulmanız ve ustadan onun deneyimlerini almanız. Onun bilgilerini almanız ama hocanın da bu bilgileri veriyor olması gerekiyor. Yani bu ilgi akışının olması için, çünkü benden önceki insanlar pamuk şeker makinesini yapmasalardı büyük ihtimal pamuk şeker makinesini ben yapamazdım. Hani durduk yere aa dur bunlar eriyecek de deneye bile girmezdim, bu kadar param yok. O bilginin geçmesi için de bir basit bir yöntem var. Aslında kendini birazcık rahat bırakmak üzerine, hani çevre ne der, ben de duruma düşerimleri pek düşünmeden sadece işle ilgilenmek. Mesela rahat hareket etmenin, ellerin yeteneğini ortaya çıkarmanın yöntemi, ki insanlar çok yeteneklidir. Ellerimiz iki kas sistemiyle kemikleri hareket ettirir. Yani bir kas gerilirken öbür kas rahatlar, bırakır. Ve eğer siz elinizi rahat hareket ettirecekseniz, gerginseniz bazı fikirlerden dolayı, acaba yapamayacak mıyım, acaba ben ne duruma düşerim, neden yapmak zorundayım, çünkü yapmazsam aç kalırım, hayır ben bunu yapacağım derseniz, diğer kas da, rahatlaması gereken kas da kasılıyor ve siz ellerinizi kullanamıyorsunuz. Oysa ki elin rahatsa, o rahatlaması gereken kas, sadece kasılan kaslar kullanılıyorsa rahat rahat yaparsınız. Bir deneseniz arkadaşlar, elinizi şöyle bir rahatlatıp, Allah'ım ne kadar da rahat ya, baksana rahat rahat, rahat rahat hareket ediyor. Ve bunun bir aklı var, tamam mı? Bunun aklı şöyle çalışıyor. Bu akıl, mesela şu hareketi biliyor musunuz? Bu. Bu hareket, bunun bir aklı var, tamam mı? Huzursuz el, huzursuz ayak son sendromları falan vardır hatta. Onun bir aklı olduğunun ispatı hatta bu. Yani şey, senden habersiz bir hastalık var. Adam o kadar gergin ki karşısında biriyle konuşurken kendinin isteği olmadan eli karşısındaki adama tokat falan atıyor. Sonra adam elini tutuyor falan böyle hani. Bu elin aklını kullanmanın yöntemi şu. Şimdi bu hareketi birçoğumuz yapıyoruz ama öğrenmenin yolu şu. Bunu öğrenince, çünkü öğrenmeyi de biraz anlıyoruz. Bunun bir aklı var. Bu hareketi yapar. Tamam mı? Bu hareketi bu kadar rahat yapar. Diyorsun ki ben doğduğumdan beri böyleymişim. Ben böyle doğmuşum. Elim böyleymiş. Ne yapayım? Ben böyleymişim. Tamam, bu artık bunu yapar. Sonra öbür eline de geliyorsun ve bunu yapıyorsun. Bunu sen kontrol et. Sonra bunu sana muhabbet et.
İkisini ayrı çalıştırabiliyorsun. Sol elimi kullanamam dersen sol elim biraz gerilir ve kullanamazsın. Niye kullanamıyorsun ki? Onu da kullanırsın. Ve bu rahatlık bir şey yaparken kolay anlamayı ya da bir başkasını taklit etmeyi kolay anlıyor. O yüzden ruhsal bir şey gerekiyor. Sakinlik gerekiyor. Hani ipte yürüyen biri aslında ip gittiği kadar gelen bir şeydir ve sen ben şimdi buradan ne kadar salak gözükeceğim, ay ya düşersem, ya düşüp kafamı kırarsam gibi kaygılara girersen ip seni bir tarafa doğru gittiği anda kendini öbür tarafa atıveriyorsun. Çünkü ay olmadı diye. Oysa ki hepimiz ayakta durabiliyoruz ve ip gittiği kadar geri geliyor. Bu kadarlık bir alan belli belirsiz. Ve bu ipi hareketi kim veriyor? Sen veriyorsun. Üzerinde ip normalde duruyor. Senin üzerinde durup titremeye başladığın anda ip de titremeye başlıyor. Sen titremeyi bırakırsan o da bırakıyor. Sen titremediğin zaman o da titremiyor. Duruyor. Yani titremeyi bırakman gerekiyor. Duruyor. Bayağı ipi durdurabiliyorsun. Sonra da basit bir dengeyle üzerinde işte biraz motor faaliyet geliştirecek kadar bir yarım saat, bir saat durduktan sonra ipte yürüyorsun. Ve slackline deniyor buna ve o düşünmeme, kendini rahat bırakma hissi çok güzel ortaya çıkıyor ve bu da yetenekleri acayip açıyor. Çünkü hani resim yapacaksanız eğer ben bu resmi çok iyi yapacağım diye yapamazsınız. Resmi alıp o şekle bakıp o şekli oraya sakince koymanız gerekiyor. Bağ diye böyle bakayım, tonuna bakayım, tonu birazcık koyu olsun. Azıcık şuradan koyuluk aldım, bakayım koyu mu? Azıcık da beyaz aldım, ha tamam oldu, hoppa böyle de koyayım diye. Bu rahatlık gerekiyor. Gayet iyi hissettiriyor çünkü bir emek var, karşılığında alınmış bir ürün var. Hani hiçbir para şu bu sistemin içine girmeden de bir şey üretmenin de bir keyfi var. Diğer bir tarafı da güvenin geliyor. Güven de gittikçe artan da bir şey. İşte sizin o açtığınız, oluşturduğunuz, bana da anlattığınız VideoWorks kanalında hani bu insanların böyle connect, birbiriyle iletişim halinde olmasının gerekliliği bence doğru. Çünkü ben burada yalnız başına, işin içinde biraz idealizm de var açıkçası. Hani bir şey yaparken bir taraftan da şey diyorsun ya, ben bunu yaptım ama yapmayı göstereyim de. Çünkü ya bir insan yapmasa bile yapmayı gördüğü zaman bir güven geliyor kendisine ve kendine güvenen insanların içinde bulunmak benim için daha güvenli. Atalarım eskiden öyle dermiş. Biri ateş yaktığı zaman öbürünü hemen öğretiyormuş ki ben hastalanırsam ateşi o yakar belki diye. Şimdi yeni bir de oyunumuz var bizim. Ben 10 yıldır stand-up yapıyorum ve sahneye bir şekilde alıştım ve film okulunun şeyine gittim ben. Oyunculuk atölyesine gidip Stanislavski yöntemleri öğrendim. Metot oyunculuk yöntemleri, bir metodu varmış ve o metodu öğrendim ve şimdi biz o metotla seyircilerin de içine dahil olduğu bir oyun yapıyoruz. Oyunda biz bir tiyatro oyununu bir noktaya kadar oynuyoruz ama bu bir oyun. Hani çocukken oynadığımız bir oyun gibi kafasıyla bakıyoruz olaya. Sonra kadın ve erkek bir noktaya kadar oyunu getiriyorlar. Bir noktadan sonra oyunun ismi olan de bakayım dedikten sonra kadın izleyiciler, kadın oyuncuyu, erkek izleyiciler, erkek oyuncuyu yönlendiriyor. Ve onların yönlendirmesiyle onların söylediklerini oynuyoruz ve konu çok acayip yerlere gidiyor ve gayet gülerek eğlendiğimiz bir oyun. Şimdilerde Entropi Sahne Kadıköy'de oynuyoruz bu oyunu. Entropi Sahne'nin sayfasından, tiyatrolar.com'dan bulabilir arkadaşlar. İnsanlardan gördüğüm ilginç tepkiler, yani insanlar şu anda böyle bir baskı altındalar ve ben o baskıyı kabul etmiyorum çünkü çoğunlukla yanlış oluyor ama bazen bazı insanlar sana o baskıyı yapmak istiyorlar. Ben bir gün bir stand-up'tan indikten sonra bir hanımefendi yanıma geldi ve şey dedi, sen kendi anlattıklarının diğer insanların anlattıklarından daha önemli olduğuna ne zaman karar verdin dedi. Neden böyle bir şey sorduğunu soracak bir şekilde davrandım ve o da ben Başak Burcu'yum da dedi hani. Şimdi buradaki söylenen şey şu, sen kendini çok yüksekte mi görüyorsun, öyle bir insan mısın? Yok böyle sahne yapılamaz çünkü sahne oraya insanlar bilet alıp geliyorlar ve gülmek için oradalar. Ben de bir tiyatro gösterisine, bir sinemaya, bir stand-up'a gittiğim zaman kendim için gidiyorum açıkçası. Hani bir filme gideceğim diyorum. Oraya da insanlar oyuna geliyorlar. Görevim var. Benim bu görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Bildiğim ne varsa da, yaptığım ne varsa da elimden geldiğince yapıyorum ki bu sayede de kolaylaşıyor iş yani. Çünkü hani kafam karışmıyor. Duygularımla hasbihal olup onlarla uğraşmam gerekmiyor. Görevimi yerine getiriyorum. Ben de bunları bir yerden öğrendim aslında. Çünkü ben de baskı içinde büyümüş, olabildiğince kendi olmuş bir insanımdır ama illaki etkileniyorsun. Ama böyle canımın sıkkın olduğu bir zamanlarda benim şaman arkadaşlarım var. Güzel sanatları bitirip sonra dünya gezerken davullar toplayıp bazı şamanlarla yaşayıp yaşamış insanlar. Şamanizm deyince insanlar ulaşılmaz acayip bir şeyden bahsediyormuşsun zannediyorlar. Hani eski ve
böyle yüksek ve bizim anlayamayacağımız acayip gotik bir şey. Yok, aslında duygusal zeka demek ve kadınlarda birazcık daha fazla bu. Çünkü duygusal zeka birine baktığın zaman ne olduğunu anlamakla ilgili. Avatar filminde hatta bu mavi avatarlar var ya, orada adam Avatar köyüne gittiği zaman oranın büyücü kadını adamın etrafında bir döner ve bakar. Acaba ne bu diye. O hissel zekasıyla bakar, içini görmeye çalışır ve bu bizim çoğunlukla yapabildiğimiz ve çok komik bir şekilde hani bir insan kendisini bir komik duruma düşürdüğünde hepimizin anladığı o zeka türüdür ve hala her doğan çocukla birlikte yeniden gelir ve bu birey olma üzerine dayalıdır bir de şamanizm. Yani biraz Şirinler Köyü gibidir ama tam bir Şirinler Köyü diyemeyiz yani. Hani orada yine bazı değişik kurallarımız vardı. Burada sen kendini yaşamakla özgürsün ki eski Türkler şey yaparlarmış, bir çocuk doğduğu zaman ona sonradan isim koyarlarmış ki kim geldi o karakter, kim bir tanıyalım diye. Ona isim koyup bir şeye çevirmek değil de gelen kişiyle tanışmak üzere, çünkü aynı karakterler tekrar tekrar doğup duruyor zaten. Gelen kişi kendini yaşamakla mesul olduğundan çok daha özgür, çok daha mutlu yaşıyor ve diğerlerine de yansıtıyor bunu. Olay birazcık aslında bir olabilmekte bir de. Hani şey, senin samimi olduğunu biliyorlar en azından ve bu samimiyet bütün o insanların arasında olduğu zaman büyük bir güç ortaya çıkartıyor ve bu gücü de obanın havası güzel diyoruz, tamam mı? Hani obanın havası güzel, ya bugün güzel, muhabbet güzel dönüyor aslında o ve bunu ben yaşadıktan sonra bunun dışına pek çıkamadığımı fark ettim. İlk gittiğim zaman böyle üzerimde böyle bir İşte bir ağırlık vardı, biraz moralim bozuktu. Arkadaşım Tuna bana dedi ki, sen de meditasyon yapıyor musun? Dedi. Ben dedim ki, ben Demet evlerde doğdum Tuna, ben ne meditasyon, neden bahsediyorsun sen? Kız dedi ki, ya üzerini nasıl hissediyorsun sen? Ben dedim ki, üzerimde bir çamur varmış gibi hissediyorum dedim. Ya o çamuru silktiğini düşün o zaman dedi, attığını düşün. Ben dedim, böyle mum diye silkmem ki onu dedim, böyle yaparım dedim. Ve silkinmeye başladım, o da yapmaya başladı dalga geçercesine. Sonra Ozan geldi, ne yapıyorsunuz siz dedi. Dedik, meditasyon yapıyoruz biz. O da geldi, o da iyi dedi. Ama sonra bir şey fark ettim. Aa, benim üzerimdeki o toprak, o çamur biraz geçmiş. Yani ben kendi içimdeki duyguları kendim kontrol edebilirim. Kendim onları, kötü bir tanesi varsa onu alıp oradan çıkartıp işte kıskançlık gibi her yerimi saracak bir duygu ortaya çıktığında, o daha büyümeden onu alıp oradan, onu atıp kendim yeniden insanların arasında karışabilecek hale gelebilirim. Çünkü bir insan kendine bunu yapmak durumunda, yoksa toplum halinde yaşıyoruz ve nefretimi de diğer insanlara yansıtma hakkını kendi bulabilirim, değil mi? Hani çok sinirliyim, metrobüse bineyim, birine vurayım, çekil be diyeyim. O da geçsin, onu başkasına desin. O zaman delirelim hep beraber, çıldıralım. Diğeri ise çok daha iyi. Benim sorumluluklarım var. Sorumluluklarımdan en başı kendim. Ve ben bu kendimi diğer insanlara karşı samimi ve iyi olacak şekilde yetiştirmek zorundayım ki böyle insanlardan az da yok. Baskılar bazen böyle insanları çıt çıt diye çıkartıyor. İnsanlar bakıyorlar, çözüm bulamıyorlar. Sonra bakıyorlar ki çözüm dışarıda değil, içimde. Kendi içine dönüyor, buluyor çözümü, bir çıkıyor. Aa, insan olmuş. Çünkü yazılmış bütün din kitapları insan üzerine yazılmıştır. Yazılmış bütün o meditasyon, işte Hint felsefeleri, Japon felsefeleri insan üzerine yazılmıştır. Ve onların hepsini okuduğunuz zaman yine aynı şeyi anlatır. Yani bir insan kendisini yetiştirmeli ve geliştirmelidir. Görevidir bu ki mutluluğu için de bunu yapmalıdır. Mutluluk için çok fazla kazanıp cebimizi yeşilliklerle doldurup bir şeyler satın alırsak, 5 yıldızlı bir otelde wok tavada Çin yemeği yapmaya çalışan adamın birini azarlarken buluruz kendimizi. Bu da pek eğlenceli bir hayat sayılmaz. Çünkü hayat ne sorusunu kendine sorduğun zaman tüketiciyim dersin. Ha, bir de şey demek istiyorum ya, bunu gerçekten demek istiyorum ya. Geçenlerde yolda giderken bir su taşıyan abinin bir eve küçük şaşal şişelerde şaşal şişesi götürdüğünü gördüm ve onu sipariş eden kişiye kızdım. Niye biliyor musun? Çünkü bir insan neden evinde şaşal şişeden su içmek ister? Ha? Evdesin, bardaktan da içebilirsin ama ya şaşal şişeyi açtım ve daha çok tüketiyorum ve iyi mi hissediyorum acaba? Ama doğaya çok fazla plastik yediyoruz ve doğa bayağı öcünü alacak yani. Ve bu öcü alırken sen kendini daha çok suçlu hissedersin. O yüzden olabildiğince daha az bakteri olmamız lazım. Çünkü bir şaşalı diye tüketip o plastiği atan bir yaratıka dönüşmüş oluyoruz ve buna dikkat etmezsek gelecekte bence bulunmayı da hak etmiyoruz. Arkadaşlar, şimdi size dünyanın ve bizim mutlu olmamızın formülünü söyleyeceğim. Eve şaşal su söylemeyin.